Bugün sizlerle SolidWorks'te süpürme ve esnetme komutunu inceleyeceğiz. Eğer hazırsanız hemen çizimimize başlayalım. Ön düzlemden çizim açıyorum. Süpürme komutunun mantığından bahsetmek istiyorum arkadaşlar ilk baş. İlk öncelikle yolunuzu tanımlarsınız. Ardından profilinizin şeklini tanımlarsınız. Yani ilk baş biz çizgi komutuyla yolumuzu tanımlayacağız, çizim yapacağız. Ardından çizimden çıkıp referans geometrisiyle düzlem oluşturacağız. Ve çizdiğimiz çizginin sonunda ister daire komutunu kullanın, ister dikdörtgen size kalmış bir profil şeklini oluşturacağız. Ardından Features komutunda Sweep Boss ile katı oluşturacağız. Ve de ayrıca aynı komutun içerisinde daha küçük çaplı bir profille Sweep Cut yaparak içini boşaltma işlemini gerçekleştireceğiz. Hemen ben çizime geri döneyim. Şöyle tekrardan alalım. Öncelikle aldım elime çizgiyi. Şöyle bir çizgi oluşturdum. Ardından şöyle de bir çizgi gerçekleştirdim. Ölçülendirmelerini tanımlıyorum. 100 dedik. Şöyle de 100 olsun. Burasını da 100 yaptım arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha iki taraflı olmasını istiyorum. Daha düzgün bir şekilde görebilmeniz için. 3 nokta yayını alıyorum elime. Şu şekilde ikisinin ortasından seçtim. Ardından diğer taraftan seçtim. Ve merkezde bıraktım arkadaşlar. Ve artık ilk çizdiğim çizimleri kaldırabilirim. Şunu da kaldıralım. Arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece tek bir yol olması gerekiyor bu komutu kullanabilmeniz için. Yoksa komutu oluşturmaz. Ardından şöyle devam ediyorum. Ve de şöyle git gel yaparak yayımı oluşturmak istiyorum. Şu şekilde 45 derecede bıraktım. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağım. Şu şekilde bıraktım arkadaşlar. Şimdi çizimimizden çıkıyoruz. Ve de Features kısmına gelerek referans geometrisinden Plane'e tıklıyoruz. Düzlem oluşturmaya. İlk önce benim bu oluşturacağım düzlemin ilk noktasını şuradan hangisi daha uygun oluyor? Üst düzlem uygun olmuyor. Sağ kısımda olması lazım. Yani sağ düzlemi seçiyorum arkadaşlar. Ardından ikinci bir nokta tanımlamam gerekiyor. Tam böyle üzerinde olması lazım. Ve ben şu ikinci noktayı seçiyorum mor kısmı ve de gidiyorum. Şu görmüş olduğunuz nokta kısmına tıklarsam eğer tam o hizadan düzlem oluşturuyor. Ardından bu düzleme çizim açıyorum ve dik bakıyorum. Ben daireden gitmek istiyorum arkadaşlar. Dilerseniz siz farklı gidersiniz, farklı bir şekilde gidersiniz. Merkezinden şöyle bir daire oluşturdum. Çapı 20 yaptım. Ve çizimden çıktım arkadaşlar. Şöyle düzlemi de kapatalım, gizlensin. Şu şekilde bir çizimimiz oluştu. Görmüş olduğunuz gibi sweep yani süpürerek katı oluşturma komutu ortaya çıktı. Ona tıklıyorum. Ve benden size ilk başta anlatmış olduğum gibi bir gideceği yolu istiyor. Yani ilk başta tabii profilimizin şeklini istiyor. Ben ona tıklıyorum. Ardından yolu istiyor benden. Şu şekilde herhangi bir yere tıklarsam görmüş olduğunuz gibi çizimi oluşturdu. Onaylayalım. Çoğu karmaşık profillerde ya da boru hatlarında kullanabileceğiniz bir komut. Ve ben size burada hazır bunu göstermişken süpürerek kesme komutunu da göstermek istiyorum. Ve çok kolay. Aynı yolu kullanacağım. Sadece şu düzleme tekrardan bir çizim açıp küçük çaplı bir daire oluşturmam lazım ki içini boşaltsın. Komple kesmesin arkadaşlar. Şu şekilde
15 çaplı bir daire oluşturuyorum ve çizimden çıkıyorum arkadaşlar. Ardından sweep cut'a girdiğimde ise profilimi otomatik olarak seçti. Yolumu da arkadaşlar şu şekilde. Şuradan artıya tıkladım. İlk yaptığım süpürme komutuna, katı oluşturma komutuna geldim ve ilk çizimde yolumu çizmiştim ben. Aynı yola tıklıyorum. Eğer onaylarsam iç boşaltmayı gerçekleştirdi. Şu şekilde daha detaylı görürüz. Kabuk oluşturalım ve yarıdan keselim arkadaşlar. Evet. Gayet güzel oldu. Dilerseniz farklı şekillerde de üstünde çalışabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir komut. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Eğer hazırsanız flex komutuna geçelim. Evet arkadaşlar, çizimimizi tamamladığımıza göre bir diğer komutumuz olan flex komutuna, yani esnet komutuna geçebiliriz. Çizim açtım arkadaşlar. Yeni bir çizim açtım. Ön düzlemden şu şekilde hemen dairemi aldım elime. Çapını belirledim. 90 dedim çapına. Ardından içine çubuklar oluşturmak istiyorum öncelikle. Yani daha düzgün ve de anlaşılır bir şekilde görünmesini istediğim için küçük çaplı çubuklar oluşturacağım arkadaşlar. Daireyi aldım elime. Şu şekilde. Şuradan da oluşturalım. Ve şuradan da bir oluşturduk. Şimdi bu dairemizin çapını 15 yaptım. Hemen ardından diğerleri de aynı olması için CTRL komutuyla hepsini seçiyorum. Ve de sol tarafta eşittir'e tıklarsam eğer çaplar aynı oluyor arkadaşlar. Ve aralarındaki mesafelerin de aynı olması gerekli. Çizgiyi aldım elime. Merkezden merkeze çizgileri oluşturdum. Bir tanesinin ölçüsünü belirlemem yeterli. 17 diyorum. Ve gene CTRL komutuyla çizgilerimi seçiyorum. Ve de sol tarafta ek yolu, yani eşit komutuna tıklarsam eğer aradaki mesafeler eşit oluyor. Bunu tamamladığımıza göre arkadaşlar çoğaltma komutuyla, dairesel çoğaltma komutuyla ilk baş üstteki dairemi seçiyorum. Şöyle birbirlerine yakın olsun ki daha sıklıkla bir çubuklar oluşsun. Evet, bu kadar yeterli. Ardından gene dairesel çoğaltmaya giriyorum. Bu sefer şu noktayı kaldıralım. Şunu seçeceğiz ama seçemedik. Şöyle. Evet, seçti arkadaşlar. Gene çoğaltıyorum. Bu çok dip dip oldu 7 tanesi. 6 tane yaparsam eğer evet arkadaşlar, çizimimiz gerçekleşti. Ardından hemen katı oluştur modeline gelerek Features kısmından çubuklarımı tek tek seçiyorum. Ters yönde şu şekilde 100 olsun uzunlukları. 100 kısa geldi sanki. 500 yaparsak eğer, evet, ideal bizim için. Hatta bunu 800 yapalım. Çizimi oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi birçok çubuğumuz oluştu. Ben şimdi burada size flex komutunu anlatacağım arkadaşlar. Flex esnetme komutu. Yani bu milleri döndüreceğiz. Örgülü bakır
anlatmak istiyorum aslında size burada. Genelde piyasada çok kullanılır imalat sektöründe. Bu şekilde çizimlerle kolaylıkla piyasaya sürülebiliyor. Flex komutuna tıkladım arkadaşlar. Benden şimdi çubukların yüzlerini istiyor ve tek tek seçeceğim. Şu şekilde. Buradan istersem kırmızıyı böyle çekebilirim, yeşili de çekebilirim. Tamamen bana kalmış. Nereye kadar yapmak istiyorsam. Onları da göstereceğim. Burada birçok kısım var. Evde dilersiniz siz deneyebilirsiniz. Mesela 360 derece dedim açıya. Görmüş olduğunuz gibi yuvarlak oluşturuyor, birleştiriyor birbirine. Şu şekilde. Bir diğer komutumuz olan tapering ise bu şekli oluşturuyor arkadaşlar. Tabii bunu dediğim gibi şöyle seçebilirsiniz. Kırmızı ilerletebilirsiniz ya da küçültebilirsiniz. Aynı şekilde yeşil diğer kısım için de yapabilirsiniz. Stretching ise yaptığım çizimi uzatıyor arkadaşlar. Tabii biz burada twisting yani döndürmeyi kullanacağız. Şöyle 360 derece yaptığımız için görmüş olduğunuz gibi iç içe dönüyor arkadaşlar. Ben bunu mesela 120 yapayım. Daha az döndü. Şöyle 600 yaparsam eğer gerçekten de mukavemeti güçlü bir milimiz oldu. Şu şekilde onaylarsam eğer arkadaşlar. Evet, çizimimiz tamamlandı. Dilerseniz yaptığımız çizime uygun olması için metal kısımdan şöyle copper yani bakırı seçersem eğer bakırın çeşitlerini görüyorum ve de birini seçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük çizimimiz bu kadardı. Sizlere sweep yani süpürme komutu ve flex yani esnetme komutunu anlattım. Umarım etkili olmuştur. Evde bol bol tekrar yapın. Üstünde denemeler yapın arkadaşlar. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.